Herkese selam. Bugün sizlerle beraber en güzel NBA oyunlarından birini oynayacağız. NBA Playgrounds 2017'yi oynayacağız. Bu oyun alışık olduğumuz o kuralların aksine bize inanılmaz rahatlık veriyor. 2-2 maçlar yapacağız sokak futbolu tarzında ve oyuna girerken bizden 3 tane bu şekilde kasa, kutu veya paket açmamızı istiyor. Buralardan basketbolcuları çıkartacağız. Ve oyuncuların hepsi formalar tamamen lisanslı. Yani NBA'ye uygun. Şimdi ilkini açalım bakalım ne çıkacak paketimizden. 5 tane oyuncu çıktı. İlki Rudy Gobert, Utah Jazz. Hasan Whiteside, Miami Heat'ten. Bill Walton, eski Portland Blazers oyuncularından. Draymond Green, vay Draymond Green güzel olmuş. Ve Orlando'dan da Aaron Gordon çıktı. Şimdi diğer paketi açacağız. Yani bu paket benim satın aldığım bir şey değil. Eğer sizler de oyunu indirirseniz ve oynarsanız aynı şekilde benim gibi paket açabileceksiniz. Dwight Howard çıktı. Harika. Chris Bosh. Bayağı şanslıyız şu anda. Sean Marion çıktı. Eski Cleveland oyuncularından diyeceğim ama hatam varsa düzeltin. Karl Anthony Towns çıktı ve Denver'dan da Nikola Jokic geldi. Şu ana kadar Dwight Howard olsun, Chris Bosh olsun, Draymond Green olsun. Pota altında bayağı güzel isimler çıktı. Bakalım 5 tane daha önce açacağız. Greg Monroe çıktı Milwaukee Bucks'tan. David Robinson eski San Antonio'dan ve epik bir oyuncu. Görüyorsunuz açabileceğimiz en iyi kartı açtık belki de. Luis Scola Brooklyn Nets'ten. Ve bir epik daha geldi. Jason Kidd geldi, vay. Şu anda koşuk yapan Jason Kidd. Takımımızın oyuncularından olabilir. Burada exhibition var. Turnuvalara katılabiliyorsunuz ama turnuvalara katılabilmek için tabii ki farklı özellikleriniz olmalı. Şöyle exhibition'a girelim ve hemen başlayalım. Şöyle istediğimiz tarafa geçebiliyoruz ve takım seçebiliyoruz burada. Buralardan oyuncularımız çıktığı için mesela Draymond Green'i seçebildim Golden State'de oyuncu olduğu için. Daha sonra geçelim şöyle. Draymond Green'i seçtik. Yanına da ne yapalım mesela? San Antonio'ya bakalım. San Antonio'da epik bir oyuncumuz vardı. Blue 10. Rebound'ı 7 mesela. Pot altında başarılı ama zaten pot altı oyuncumuz var şu anda. Aaron Gordon dunk'ta ve ikilikte çok iyi. Onu da seçebiliriz. Milwaukee. Şöyle hepsini tek tek kontrol ediyorum. Pot altı olarak Draymond Green'i aldım. O yüzden şuraya da Jason Kidd'i alalım. Ve karşıya istediğimiz oyuncuları seçebiliyoruz. Ama ben zaten direkt basarak onları seçtirdim. Şimdi New York'tayız ve oyuna geçeceğiz. Gerçekten sizler de beğeneceksiniz. Oyunun da büyüklüğü zaten çok büyük değil. 6 GB olduğu için rahatlıkla indirmeniz mümkün. Şimdi oyuna geçiyoruz. Neyi kullanarak ne yapabileceğinizi gösteriyor. Ben de ilk kez oynayacağım. O yüzden sizlerle öğreneceğim. Joystick'le oynuyorum. Joystick'le oynamak her zaman bu oyunlarda daha eğlenceli, daha avantajlıdır. Şimdi oyuna doğru geçiyoruz. Hala geçiyoruz. Benim bilgisayarım iyi ama demek ki oyunun girişleri yavaş. Yoksa bende bir sıkıntı yok. Start select. Ve müzik gelmeye başladı. Bu da demek oluyor ki oyun da gelecek. Ve sonunda geldi. Bu bir maç şekli. Basit bir maç diyor. Basit hareketleri öğrenebilirsin bu maçtan diyor. Ve şimdi başlayacak maç. Hazır mısın dedi. Yani ilk topa gerçekten Jason Kidd mi zıplayacak bize? Jason zıpladı ve aldı topu. Görüyorsunuz Draymond Green hareket ettiriyor Jason Kidd. Çarpı tuşu yani A tuşu bende pas veriyor. Şut süresine takıldık. 12 saniye süremiz varmış, ben ona dikkat etmedim. Şut tuşu, top çalmaya çalışıyor. Oy, üçgen blokluyor demeye kalmadan blokladı. Bakalım alley-oop'u nasıl yapıyoruz. Yok olmadı. Şöyle yapalım ve bir üçlük deneyelim. Ne kadar bastığın önemli diyor. Eğer çok basarsan kötü gider. Perfectly basarsan bir ekstra puan kazanırsın diyor. Ben biraz geç basmışım. Şöyle birkaç hareket deneyelim.
Çok enteresan bir atış oldu ama bu da geç, bu da geç. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Dunk basabilmek için, alley-oop basabilmek için veya topları çalabilmek için lottery picklarını doldur diyor. Eğer doldurursan harika bir avantaj yakalarsın dedi. Aaa, turnikeyi kaçırdılar. Sarı bar senin stamina'nı gösterir. İşte eğer onu doldurabilirsen daha rahat dunk falan basabilirsin dedi ve efsane, efsane bir smash geldi Draymond Green'den. Draymond Green harika bir smash yaptı. Oy, oy, hemen benim de onu öğrenmem lazım. Ver pasını. Heh, tamam. Buna basılı tutarsak. Aynen, bu alley-oop yapıyormuş. Bu alley-oop yapıyormuş. Efsane, efsane. Harikasın oyun. Harikasın oyun. Ne güzel hareketti öyle. Topu çaldık. Hadi bakalım. Ah be, bırakmayı mı unuttum, ne yaptım, aynen. Bakın Green'in ayakları yanıyor. Dunk yapıştırabilmek için koşmaya devam et diyor, tutunmak için de işte diyor. Oraya biraz daha basman gerek dedi. Jason Kidd topu çaldı. Green'e bıraktık, şöyle biraz da Kidd ile oynayalım. Kidd içeriye doğru sızdı. Baktı arkadaşına, bıraktı Draymond Green'e. Green'in atışı başarısız ama hadi bakalım sen bir rahat atış yap Kidd. Ah be abi, çok bastı. Bu ayağımızın yanma olayı bitti. Süreyle saydı gördünüz. Smash, ay pardon, bloklayamadık ama gene de top bize kaldı. Zıpla bakalım alley-oop. Ah ah ah. Alışacağız. Topları kapabiliyoruz ama orada iyiyiz. Gel bakalım Draymond. Bir alley-oop daha. Her topta da alley-oop zıplamıyorlar bu arada. Crossover yapabilmek için analog tuşlarını hareket ettir dedi. Ve o atış potoya değmediği için shot clock violation olduk yani. Atış süremiz doldu. Rudy Gobert. Oy, beceremedi. O da benim gibi çok bastı anladığım kadarıyla. Şöyle içeriye doğru. Bam. Bu sefer oturttum. Bu sefer oturttum. Skor olarak öndeyiz. En ortada yazıyor. 7-2 öndeyiz. Ve 2,5 dakika süre kaldı. Bitmesi için. Topu kaptık. Jason Kidd. Topu kendi havaya kaldırdı ve bastı. Biraz oturtmaya başladım artık yavaş yavaş. Güzel gidiyoruz. Oyunun bir zorluk seviyesi var mı bilmiyorum. Direkt başladığı gibi girdim oyuna. Bir crossover yaptı orada Anthony Towns. Bana alley-oop'u gösteriyor ama ben zaten yapmayı öğrendim onu. Draymond Green aldı topu gidiyor. Green! Olmadı, olmadı. Şimdi bir atış yaptık, gene geç. Tamam, bir de erken bırakayım bakalım. Aynen, böyle bırakınca oldu bu sefer. Bana oradan random yani rastgele bir özellik verecekti. Bu geldi fark ettiyseniz. 20 saniye boyunca oyuncuların ayakları yanıyor. Bu sürelerde de herhalde daha rahat atışlar veya dunklar yapabiliyoruz. Yani smaçlar basabiliyoruz. Bir türlü reboundu alamadık. Bu arada oyunda bir güzel özellik daha var. Atış topu alabilirsek göstereceğim. Hadi artık sayı atın da bari. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Tamam, topu kaptık. Rakibini itebilirsin diyor defanstayken. Yani istediğin gibi vurmana şans tanıyor. Şöyle yapabiliyoruz mesela. Topu atayım Jason Kidd'e. Biri bana yaklaşsın. Yaklaşmıyorlar. Tamam, defansta göstereceğim onu. Green! Uçtu uçtu, Green uçtu. Bakın şöyle bir şey yapma şansımız var. Gelsinler üstümüze doğru. Bakın yumruğu koydum ona. İkisiyle de blok yapayım dedim, olmadı. Şöyle koşarken onları istediğim şekilde ittirebiliyoruz. Hemen şöyle bir alley-oop deneyelim diyeceğim ama süremiz az kaldı. Hadi Green. Early dedi bu sefer de. Bu sefer erken attık. İsterseniz rakibinizden push yapmasın yani önünüzdeki adamı boşaltmasını isteyebiliyorsunuz. Green'le bir atış daha denedik ve basket oldu. Green bu sefer soktu. Skor bakımından 15'e 2. Bayağı üstünüz. Birazdan bakacağım zorluk seviyesi varsa arttırmaya çalışacağım. Jason Kidd bomboş ilerliyor. Jason!
Turnike'yi bırakamayayım mi? Hayır, bırakamadı. Ama topu kaptık. Topu kaptık. Şöyle ittirmesini isteyelim Jason'dan. Ah be, ah be. Onu zıplattım ama gereken zamanda pası veremedim. Karl Anthony Towns, Rudy Gobert. Gobert Turnike'yi bırakamadı ama reboundunu kendisi aldı. Böyle birkaç tokat vuralım. Ve aldık topu. Jason Kidd atış yapmayı denedi. Ben smaca koysun isterim ama gel bakalım Jason. Şöyle o adama birkaç tokat at. Atmadı. Green zıplayarak koydu. Girmedi. Bakalım kaç saniye kaldı. Son 6. 5. 4. Jason Kidd. Smaca koydu. Beat the buzzer. Ve maçın sonu 17-2. Rakibimizi ezerek yendik. Hemen continue yapalım ve devam edelim. Bakın burada bir user level, yani kişisel levelim var. O levelim arttı ve yeni player, yani yeni oyuncu paketi kazandım. Şimdi ona da bakalım. Level atladıkça yeni player paketleri kazanırsın diyor oyun bana. Ve oyuncuların hareketlerinden ekstra X kazanabilirsin dedi. Yani ekstra deneyim puanı kazanabilirsin dedi. Hemen şöyle Open Packs'e gelelim. Pardon, profile geldik. Şu anda Silver 1'miş profilimiz. Ve açalım bakalım nasıl bir paket çıkacak. İlkini açtık. Dikembe Mutombo. Vay, efsanelerden. Gordon Hayward Utah'dan. Danny Ainge Boston Celtics. Ben McLemore, Sacramento Kings ve Steven Adams geldi Oklahoma City Thunder'dan. Turnuva modu açık. İstersen buradan turnuvalar yapabilirsin diyor. Şöyle turnuva moduna da girelim. Bakın benim New York'ta 4 tane maç kazanmamı vesaire istiyor oyun. Şimdi biz Card Collection'a da girelim bir bakalım. İşte oradan ne kadar oyuncu kazandığımızla falan alakalı sanırım. Aynen, bütün oyuncuları açmamızı istiyor kısaca bizden oyun. Gayet güzel. Options'a bakalım. Zorluk seviyesi var mı diye bakmak istiyorum ama yok, bu keyboard kontrol zaten. Butonda hiçbir şey yok. Tutorial'a bakarsak hani benim ilk başta girdiğim şeyi ayarlamaya çalışıyor. Herhalde sanırım hepsini iptal ettim. Onun dışında bir maç daha atalım bakalım. Bu sefer oyuncuları değiştirelim. Exhibition diyelim. Şunları aynen iptal edelim ve oyuncularımızı değiştirelim. Danny Ainge oyun kurucu olarak çok iyi bakın. Üçlüyü 9, ikinliyi 8. Top çalması falan da iyi. Onu alalım. Ve foto altına da Dikembe'yi alalım mı? Dunk'ı iyi değil ama. Dunk'ı böyle çok iyi birini alalım. Şöyle Miami Heat'e geçelim. Ve Chris Bosh. Chris Bosh'u alalım. Onlara dur. Rudy Gobert tekrar geldi. Hata yaptım orada biraz. Kusura bakmayın, hemen tekrar kuracağım. Tuşlara daha alışamadım. Ne yapmıştık? Boston'dan bunu almıştık. Ve karşıdan da Miami'den Chris Bosh'u almıştık. Onlara da Chris Bosh ve Sean Marion geldi. Bakalım iki Chris Bosh'un mücadelesi olacak. Orada bir matchup diyons vardı. Oradan zorluk ayarlanabiliyor mu bilmiyorum. Oyuna girdim. Eğer ayarlanabiliyorsa ve siz de oynuyorsanız tekrar bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Biliyorsunuz bu süreç biraz uzun sürecek, oyuna girme süresi. O sürede de size biraz teşekkür edeyim. Her videoda düzenli teşekkürümü yapıyorum. Gösterdiğiniz ilgiye, alakaya, kanalın abone sayısının bu kadar hızlı artması gerçekten beni çok şaşırtıyor. Çok çok teşekkür ederim. Ve maç başlıyor. İki Chris Bosh karşı karşıya. Hazır mısın dedi ve topu attı. İlk topu aldık. Şimdi oyunda biraz daha deneyimliyiz. Chris Bosh'un atışı başarısız. Rebound'ı Sean Marion aldı. Topu kaptık mı? Kaptık. Chris ileriye doğru gönderdi. Danny Ainge. Chris Bosh'un koşmasını bekledi. Ona doğru gönderdi. Şöyle bir dışarıya dönelim. Zıplayıp smacı vuralım. Danny Ainge koydu smacı. Bir tokat vuruyor musun? Vurdu. Aferin. Ama yetmedi. Chris topu kaptırmaya meyilli değil. Chris Bosh. Güzel bir atış, güzel bir sayı. Benim tahminime göre bunlar exhibition maçı olduğu için daha nitekim kolay geçiyordur.
O turnuva maçları falan çok daha zordur derken ilk maçta görmediğimiz bir hareket, havada blokladılar bizi. Ve bu arada biz de güzel zıpladık orayı, durdurduk. Danny Ainge zıpladı. Aaa, turnike kaçar mı be? Bom! Bam 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 bam! Chris Bosh koydu smacını. Hayır, erken zıpladım. İkisinde de erken zıpladım. Güzel ve rahat bir atıştı ama olmadı. Danny Ainge! Oy! Sayıya bak, sayıya bak. Zıpladı. Potadan geri girdi içeriye. Chris Bosh dandik bir atış denedi ve Danny Ainge aldı reboundu. Chris Bosh'a verdi. Chris Bosh! 12 artı verdi bana. O ne demek bilmiyorum. Sanırım her hücumda 12 saniye fazladan olacak benim. Anlar deneriz. Chris Bosh aldı topu. Bir sürenin bitmesini mi bekleyelim? Yok, başka bir şey ya bu. Chris Bosh acayip bir adam ya. Bırak kendi oynasın. Sen özel bir hareket yapmana gerek yok. 11-2 öndeyiz. Oy! Ne güzel bir smaç o. Bosh smaçı yaptı ve köşeden başlayacağız. Şimdi Bosh'a doğru bir alley-oop deneyelim bakalım. O top nasıl girdi öyle? O top nasıl girdi öyle? Vay 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 vay. Sean Marion atladı. Ağzına soktuk topu. Topu ağzına soktu Chris Bosh. Efsanesin Chris. Şöyle Ainge'den rakibimizi ittirmesini isteyelim. Chris'in atışı başarısız. Sean Marion tekrar Chris Bosh. Chris Bosh'un durmadığını biliyoruz zaten. Onu durdurmak çok mümkün değil. Onlara bir özellik geldi. Eğer smaç yaparlarsa iki tane yapılmış sayılacak. Gördüğünüz sanırım öyle yani. Anlarız zaten. Chris'ten ittirmesini isteyelim onu. İttirdi. Chris Bosh'a geri gönderdik. Smaç! Chris Bosh smaçı tekrar koydu. Oyunun zayıf noktasını mı bulduk hemen? Ne yaptık? Chris Bosh gerçekten çok iyi. Süreleri az kaldı. Sean Marion topu elinden çıkartmak zorunda. Ve güzel bir üçlükle orayı bitirdi. Bang 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 diyor konuşan Amerikan spikerde. Şöyle basımızı bırakalım. Ay, Chris Bosh'un topu ağzına soktular. Biz de bir tokat vurabiliyor muyuz? Vuramadık. Chris Bosh! Oy! İki tane ard arda blok. Sean Marion tekrar geldi. Atışı başarısız. Ve top bize kaldı. Danny Ainge ileride. Danny. Abi yapma. Yapma. Hiç sokamadım bugün. Yok. Ne zaman denesem Danny ile blok yedim. Ağzıma topu soktular. Ama Chris Bosh ne zaman denese hem bende hem onda sokmaya devam ediyor. Oyun kurucumuz. Çok şanslı değiliz bu konuda. Bakalım bir düşük deneyelim. Erken oldu bu sefer de. Bu benim hatam olabilir. Topu kaptık mı? Kapamadık. Aley! Alkış gerçekten. Efsane bir sayı attılar. Benim de canım istiyor. Ben de öyle atmak istiyorum. Sen al bakalım Chris Bosh. Siz atarsınız da ben atamaz mıyım? Siz atarsınız da ben atamaz mıyım? Gönderdik basketi. Güzel sayı. O neydi lan öyle? Demek ki özel atışlardan biri, soktuğun giriyor. Kolay maç falan diyordum ama 18-14'e geldi skor. Abi alley-oop'ları çok güzel yapmışlar ya. Bir özellik geldi, oyuncularım galiba topu çok daha hızlı sürecek. Anlarız. Yok yok. Bu maç bayağı çekişmeli geçiyor. Oyun kolay falan değil. Ver topu. Chris'i durdurabilecekler mi bakalım. Poster yaptı. Ve maçta üstünlüğümüz sürüyor. 6 sayılık bir üstünlüğümüz var. Bir sayı daha atarsak yemeden her şey bizim için güzel olabilir. Chris gel bakalım.
Bu da benim fake'im olsun dedim ama olmadı. Havada tokatladı. Danny Ainge havada tokatladı. Chris çok basit bir sayıydı. Onu atmadan iyi oldu. Sana yakışmazdı. The Flash. Flash karakterini bilirsiniz Amerika'dan. Hızıyla bilinir. Ve biraz süreyi oynayacağız. Artık taktiksel oynayalım. Son 45 saniye. 5 saniye, 4 saniye. Chris boş. Chris'e ver. Koysun smacı. Artık 40 saniye. Büyük ihtimalle üçlüyü yemeyeceğim. Büyük ihtimalle yemeyeceğim. Yediremezsiniz o üçlüyü. Ah, biz geç bastık ama. Maçı bitirecek üçlük gelir mi dedim, gelmedi. Sean Marion'un atışı başarılı. Ve 24-20. En azından güzel bir özellik kazanamadılar. O 12 saniye çok çabuk doluyormuş eğer benim elimdeyse. Onun özelliği oymuş. Allah'tan topu çok hızlı kazandık. Ve perfect shot, yani tamamıyla istenildiği gibi bastığım için perfect shot verdi. 7 sayı fark oluştu anında. Sean Marion kendine topu kaldırdı ve bastı. Chris Bosh hala zıplıyor. Artık maçın son anları. Hayır abi, süre ne kadar çabuk doluyor ya. Unutuyorum onu sürekli. Son 5 sayı ve 5 saniyede süre kaldı. Chris Bosh son sayısını atsın. Bakalım ben de Chris Bosh'u ileriye göndereyim. Son bir atış yapabilecek miyiz? Olmadı. 27-24 çok skorlu bir maç geçti. Ve kazanmasını bildik. Oyun böyle. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Zaten level atlatmadı bu maçta. Turnuvaları falan yapabilirim ilerleyen bölümlerde eğer beğenirseniz. Beğendiyseniz dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bay bay.